Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Hasan Zeki Alp, beni tanıyorsunuz. Bugün size reprogramlama dilinin Türkçe versiyonunu üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Baktım reprogramlama dilinde 4 ders İngilizce devam etmişiz şu ana kadar. 50-55 civarında bir kodu açıklayıp çalıştırmışım. Şimdi birkaç ders sürer tahmin ediyorum. Arayı kapatıp Türkçe derslerde de epey bir ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Reprogramlama dili yeni nesil programlama dillerinden. Bunun ben başka kaynaklarda da ilk tanışıklığım oldu. Oralarda ilk egzersizleri yaptım, çalıştım, tanıştım. Ve de genç arkadaşların da bu programlama dilini öğrenmelerine, dağarcıklarına eklemelerine arzu ederim. Başka söyleyeceğim bir şey de reprogramlama diliyle ilgili geliştirme ortamı birçok yerde playground tabir edilen web sitelerin içerisinde kod yazıp oynama sayfalarında var. Ancak eğer ciddi bir şekilde arama yapılırsa RStudio denilen oldukça güzel özellikleri olan bir tümleşik geliştirme ortamı var. IDE tabir ediyoruz bunlara. Bu IDE'yi kullanıyorum ben. RStudio'yu kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Ekranda da göreceksiniz zaten. İyi çalışmalar diliyorum. İyi eğlenceler. Evet. R programlarını yerleştirdiğim dizin var. Dizinde birinci koddan itibaren başlıyorum derslere arkadaşlar. Reprogramlama dilinde atamalar eşit işaretinden ziyade ok işaretiyle gösteriliyor arkadaşlar. Okun gösterdiği yer atama yapılacak olan değişkendir. Okun yönlendiği sözcük ise yani şu da atanacak olan veridir. Burada Hello World diyerekten, Merhaba Dünya diyerekten bir string, bir dizin My String denilen değişkenime ataması yapılıyor arkadaşlar. Buradan da bunun yazılması da print diyoruz ve de My String diyoruz. Burada tırnak işareti yok, bir şey yok. Bakın arkadaşlar, hiç girinti de yok. Bu şekilde bunu çalıştırıp ekranda Hello World yazısını görebiliriz arkadaşlar. Bu klasik başlangıçtaki komutlara, sentaksa aşina olmak için örneklerden bir tanesidir. Burada da bu Hello String yazdırmayı şöyle bir koşula bağladım arkadaşlar. If false, yani eğer bu durum sıfırsa, hatalıysa bunu şunu yaz, ekrana şunu yaz ve de ondan sonra bunu gerçekleştir diyoruz. Ve de bu durumda da bu sadece bir girizgah mahiyetindedir. Buradan hemen çıkacaktır. Çünkü bu yazı işleme sokulmayacaktır. Sadece açıklama mahiyetindedir. Ve akabinde hemen şu Hello World ekrana yazılacaktır arkadaşlar. Burada da vektör tabir ettiğimiz dizinlerin, array'lerin oluşturulmasıyla ilgili bir örnektir arkadaşlar. Apple denilen elma dediğimiz değişkene renkler atfediliyor arkadaşlar. Renklerin bulunduğu bir vektör atanıyor. Kırmızı, yeşil ve sarı şeklinde tırnakla ayrılmış bakın ve de virgülle ayrılmış. C diyoruz, böyle bir format vardır arkadaşlar. Bu Apple'a atanacak olan değerlerde print apple dediğimde de bu değerleri göreceğiz arkadaşlar. Ve de bunun Apple'ın, yani kendisine atama yapılanın sınıfını, klasını yazmak istediğimizde bunun da karakter cinsinden olduğunu görecektir. Aslında karakter dediğimizde ilk akla gelen tek bir karakterdir. Fakat burada alfanümerik olduğunu göstermek mahiyetinde bir karakter, yani harf anlamında karakter olduğunu söylüyor arkadaşlar. Red, green, yellow ve de karakter. Yani burada iki ayrı satırda printte iki ayrı özelliği burada yazdırmış oldu arkadaşlar.
3, 4 numaralı kodumuza bakalım. Burada da bir liste oluşturma ile ilgili bir örnek vermek istedim burada arkadaşlar. Listeler sıklıkla kullanılan veri yapılarıdır. Birçok bilgisayar programlama dillerinde de vardır. Burada da R programlama dilinde de listeler şu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar. Yine C diyoruz. Bir vektör tanımlanıyor. C 2, 5, 3 diyerekten. Eğer buna ondalıkla kesirli sayı eklemek istersek bu da mümkün arkadaşlar. Ve de sinüs gibi bir trigonometrik fonksiyonu da koyuyoruz. Yani tam bir heterojen yapıda liste tanımlaması yapılabiliyor. Listeleri tanımlayan parantezler arkadaşlar. Parantezin içerisindekiler listenin elemanlarıdır. Dolayısıyla listenin elemanları heterojen bir yapıda olabiliyor. Bunları list 1 diyerekten bir değişkene tanımladım. Daha sonra çok basit bir şekilde list 1'e printleyip yazdırıyorum arkadaşlar. Burada 2, 5, 3'ü yazdırdım. Sonra şurada da bunun list 1'in cinsini yazdırdığımda bunun primitif sinüs olduğunu da gösteriyor. Yani 3'ünü birden burada yazdırmış olduk arkadaşlar. Burada azıcık şunu şöyle yapabilirim. 2, 5, 3 eleman, birincinin elemanları, 21.3 ikincisinin elemanı, ikinci olaraktan eleman ve de fonksiyon x olduğunu söylüyor burada. Bu da primitif sinüs trigonometrik fonksiyon olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu da dördüncü kodumuzdu. Beşinci kodda matris oluşturma ile ilgili bir örnek vermek istedim burada arkadaşlar. Matris oluşturmak için matris sözcüğünü yazıyorsunuz. Bir anahtar sözcüktür. Ondan sonra yine vektörümüzü yazıyoruz buraya. Kullanılan elemanlara bakıyoruz. A, A, B, C, B, A. Yani 2, 4, 6 tane eleman kullanıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu 6 elemanlı bir matris olacak. Öyleyse matrisin 2'ye 3 mü veya da 3'e 2 mi olma olasılığı vardır. Burada satır sayısı 2, kolon sayısı ya da sütun sayısı 3 ve de hangi prensibe göre sıralanacak? By row satıra göre true seçilmişse satıra göre sıralanacak demektir. Ve de burada bu sıralamayı yaptıktan sonra print m diyerekten print matrix'i yazdırıyoruz. Burada da şu şekilde bir çalıştırırsak işte A, A, B, C, B, A karakterlerini içeren matrix'in yerleşimi de A, A yani satır satır dediğine göre A, A, ondan sonra B, C, B, C, evet ve de B, A. BA. Yani yerleşimini görüyorsunuz. By row dediği satır satır anlamında. Yani soldan itibaren başlayaraktan satırları dolduruyor. Kalmadığında da diğerini kabul ediyor ve de diğeri de şu şekilde ikililer halinde bunu oluşturuyoruz. Matrix'e baktığımızda satır sayısı 2 demiştik. Evet 2, 1, 2 ve de sütun sayısı 3 diyor. 1, 2, 3. Dolayısıyla 2, 3, 6 elemanlı matrix olduğunu görüyoruz. Burada şunu da dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Burada Python ya da Java dili ailelerde görüldüğü gibi endeksleme veya indeksleme, fihristleme diyeyim, sıfırdan başlamıyor. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 elemanlarından. Dolayısıyla bu bir 3 elemanlı, 3 kolonu, kolon sayısı 3 dediğimizde sıfırdan itibaren 0, 1, 2 değil. Oradan dolayı 1, 2, 3 şeklinde. Aynı şekilde satır sayısı da 1 ve 2. Buna dikkat etmen gerekiyor arkadaşlar. Bu kaçıncısı? 5 numaralıydı. 6 numaralı kod snippet'ımıza baktığımızda. Burada da mantıksal atamalarla ilgili örnekler vermek istedim. Mantıksal deyimler biliyorsunuz true ya da false yani doğru ya da yanlış şeklinde ifadeler. V değişkenime true ataması yaptım. Ve de bunun class'ını yazdırmak istiyorum. Bunun boolean diye görmem lazım. Bu kez V değişkenime 23.5 gibi bir sayı, ondalıklı sayı ekledim. Sayı atadım. Bunun da klasını görmek istiyorum. Burada 2L diyerekten long integer bir sayı ekledim buna. Bunun long integer olduğunu gösteriyor. Bunu da klasına görmek istiyorum. Aynı şekilde 2 artı 5 şeklinde kompleks karmaşık sayı var arkadaşlar. Bu tam sayı kısmı. Doğal bu da imaginer kısmı. Yani şu real part, şu da imaginer part. Bunu da görmek istiyorum. Buna da kompleks yazmasını bekliyoruz. Aynı şekilde tırnak içerisinde true dediğimde bunu mantıksal ifade olarak almayacak arkadaşlar. Bunu
karakter ya da char diye göstermesini bekliyoruz. Ondan sonra char to row dediğimizde de bir metot kullanılmış burada arkadaşlar. Yalın hale ya da işte ham hale, işlememiş hale dönüştür anlamında bu. Bunu da sınıfının ne şekilde görüneceğine bakacağız kadar. Şimdi şunu çalıştırdığımızda ilkinde şu tırnak işaretsiz true, evet bu bir logical ifadedir. Boolean dedim ama logical'mış burada kullanılan haliyle. 23.5 numeriktir. 2 ile integer'dır çünkü tam uzun long integer'dı. 2 artı 3, 5, 2 artı 3 y, 2 artı 5 y, kompleks sayı, karmaşık sayı. Bunu da dikkat ediyorsanız, bunu da sadece karakter olarak da göz önüne aldı. Yani şey değildir burada, mantıksal bir boolean ya da işte logical bir ifade değildir. Burada da karakter to row metodunu kullandığımızda, bunun da hello sözcüğünün dönüştürüldüğünde cinsinin row halde olduğunu görüyoruz. Zaten char to row da neticesinin row oldu. Burada apaçık belli arkadaşlar. 6 numaralı kod snippet'ıydı. Snippet 7'den 7'ye geliyorum. 7'de bir liste oluşturmaya çalışıyorum gene arkadaşlar. Burada az öncekine çok benziyor burada da. 2, 5, 3 bir vektörden oluşuyor. 21.3 bir sayıdan oluşuyor ve de sin gibi bir şey ifadeden oluşuyor. Primitif fonksiyon ifadesinden oluşuyor. List 1'i yazdırıyorum burada aynı şekilde. Aynısını verdi. Bazen tekrarlar olabiliyor. Bunlar benim hatamdır. 7 numaralı, evet. Sekiz. Dokuz. Evet. Burada Apple Colors, elma renkleri isminde bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Ve de bunun buna renklere şöyle atama yapıyorum. Aslında atama yaptığım renkler bir vektör halindedir. Yeşil, yeşil, sarı, yeşil, kırmızı, kırmızı, kırmızı ve yeşil. Bakıyorum toplam işte 2, 4, 6, 7 tane. Daha sonra bunun bir faktör nesne oluşturuyorum. Bu da faktörü de bununla ilgili renkleri faktör Apple'a aktaracaktır arkadaşlar. Burada da faktörün kendisini de yazdırıyorum ve de bunun düzeylerini de yazdırıyorum. Şu şekilde ilkinde tamamını bir kere bu faktörlerin, renk faktörlerinin hepsini yazdırıyor arkadaşlar. Green, green, yellow, red, 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 green. Ve de bunların çeşitlerinin, türlerinin hangileri olduğunu göstermek istiyor. Burada level demiş arkadaşlar. Level dediği de tekrar edilen anlamındadır. Ve de green, red ve yellow'dur burada asıl tekrar edilen. Ve de şeyde bunun sayısı da end level kaç tane olduğu da 3'tür arkadaşlar. Bilmekte fayda var. 10, 11. Aynı şekilde eşit işareti kullanarak atama yapmak da mümkün arkadaşlar. Mesela variable 1 gibi bir değişkene işte şu vektörü tayin ediyorum. Variable 2'ye de yani 2. numaralı değişkene de bu kez vektörümü değiştiriyorum. O harflerden oluşan yani karakterlerden oluşan bir ikili atamasını yapıyorum. Bu da mümkündür. Yani sol tarafa da mümkündür. Aynı zamanda bu atama variable 3'e atanacak olan veriyi sol tarafta bırakıp sağ tarafa da atayabiliyoruz. Bu şekilde sol tarafa, sağ tarafa ok işareti de mümkündür. Yani özetle ister eşit işaretiyle olsun, bu bir atamadır, eşit işareti değildir. Denklik işareti değildir. Okun gösterdiği yer atanma içerisine veri atanacak olan değişkendir. Okun yönlendiği de atama yapılacak, o girilecek olan veridir. Burada print ve var bir dediğimde, var bir istediğimde 0, 1, 2, 3'ün yazılmasını bekliyorum. Burada kategori dediklerimizde de var bir
is dedikten sonra bunu yazacak ve de boş satır bir satır atlatacak. Aynı şekilde şu ve de şu da göreceğiz. Bunları da çalıştırdığımda başlangıçta şöyleydi. Birincisine atama yaptık. Aynı atamayı bu şekilde yaptığımızda gene aynıdır. Bu kez bu tarafa doğru atama yaptığımızda true one, şunu atama yaptığımızda da bu ikincisidir. Ve de değişken 1 yazdırdığımda 0, 1, 2, 3 gösterecek. 2 yazdırdığımda learn nerede? Şu bunu gösterecek. 2'nin birini yazdırdığımda, 2'nin ikisini yazdırdığımda learn r gösterecek. Ve de diğeri de burada da true virgül 1 1 1'dir. Bunun da değeri 1 1'dir. Bunları da bu şekilde kategorik olaraktan yazılı bir hale getirmiş oluyoruz. Burada da her birisine satır atlatıyor arkadaşlar. Ters slash ne? 11'i gördük. 12'yi bakıyorum. Burada da string değişkenini var 1'e atıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunun kategorik olarak yazılmasını sağlamak üzere class of var diyorum ve de class var x diyorum. Bu şekilde onun kategorisiyle ilgili bir bilgiyi döktürmek istiyorum arkadaşlar. Burada da 34.5 bunu da ondalıklı göstermesini bekliyorum arkadaşlar. Burada da bunu integer diyerekten göstermesi gerekir. Bir de long integer'dır bu. Bunu da çalıştırdığımızda hemen size gösterimini yapayım. Birincisinde dediğim gibi karakterdir. İkincisinde nümeriktir veyahut da işte floating'tir. O şekilde düşünebiliriz. Bu da long integer'dır. Yani integer'dır. Yani uzun tip tam sayı anlamında. 12'ye geldik. 13'teyiz. Bu da list dediğimde de bu zamana kadar olan tanımlamaların yapıldığı ve şu bilgisayar hafızasında şu ana kadar olanları gösteriyor arkadaşlar. İşte Apple'ı tanımlamasını yaptım. M'yi var bir. Dolayısıyla bu yaptıklarımın silinmediğini düşünebilirsiniz. Bunlar şu anda hepsi mevcut. Zaten şurada Global Environment dediğimiz pencereye de bakarsak arkadaşlar aynen Spider'daki sağ üst köşedekine benziyor. Burada da tanımlaması yapılan değişkenlerle ilgili onlara ait bilgisayarda açılan yer, yani bu program vasıtasıyla açılan yerleri gösteriyor arkadaşlar. Yani değişkenlerin bellekte kapladığı durumlar. 13, 14'ü bakayım. 14'te de var denilen harfin deseninin listesini listelemesini istiyoruz burada arkadaşlar. Yani variable diye geçenler, burada variable 1 varmış, 2 varmış, 3 varmış ve de variable underscore x varmış. Yani burada program içerisinde bir şeyi kullanmadığımız konusunda, bir değişkeni kullanmadığımız konusunda tereddüte düşersek burada hemen şunu kullanıp hangilerini kullanmışız buna bakabiliriz. Yani bu bana hemen bunu çağrıştırıyor. Burada var x ya da var y veyahut da işte var new diyerekten yeni bir değişkeni tanımlayabiliriz. Tanımlama konusunda bize özgürlük tanıyor. 15 numaralı kod snippet'e bakayım. Burada da işte true diye geçenlerin hepsini al bul getir diyor. Burada da diğeri true olanları da değeri true değil, pardon arkadaşlar. Yani şimdiye kadar tanımlanan hepsinin doğrulayacak şekilde bunları da getirmiş oluyor. Şimdiye kadarkilerin hepsini sayıp döküyor arkadaşlar. Yani bu aramanın doğrulanması anlamında. 15 numaralı kod snippet'ten sonra 19'a geldim. Aynı şekilde burada da boş olunca bu karakter sıfırdır tabi. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani listemizde boşsa o null anlamında sıfırdır. Bu şekilde. Yirmi. Burada da vektörlerin klasik concatenate edilmesi, yani bir araya getirip toplanması ile ilgili bir örnek göstermek istedim. İki tane vektörüm var. 2, 5, 2,5
2, 5,5, 6 gibi 3 elemanla ve diğeri de yine 3 elemanla. Bunları basit bir şekilde print V artı T diyerekten topluyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde de yazabiliriz veya da doğrudan doğru print komutu içerisinde bu iki vektörü ayrı ayrı yazıp aralarına artı yani concatenate edici işareti de koyabiliriz. Pardon. İkisine de çalıştırdığımızda sonuç aynı çıkacaktır arkadaşlar. Yani 10, 8.5, 10.0. Burada da aynı şekilde 10, 8.5, 10.0 gösterecektir. Bu şekilde evet bu dersimiz burada sona erdi. Evet arkadaşlar ilk Türkçe R dilinin derslerini burada bitirmiş olduk. Aralarda tekrarlar vardı. Artık kusura bakmayın. O gözden geçirmem gerekirdi bunları. İkinci dersimiz de muhtemelen bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki hafta başında olacaktır. İngilizce R programlama devam ediyor. İsterseniz İngilizce programlamadan sonra tekrar bir Türkçesini de izleyip daha da pekiştirmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın diyorum.